Facilis benim ilk girişimim değil. Ben ilk girişimimi üniversiteden mezun olduktan hemen sonra bir arkadaşımla yaptım. Bilgisayar sektöründe girişimcilik yaptım. 1993 yılı başında 94 krizini yedik. 95 gibi ben o işi bıraktım, devrettim, çıktım. Ama o benim için bir başarısızlık demeyeyim, bir tecrübeydi. Facilis sürecinde ise aslında başarısızlık değil, yaptığımız şeylerden öğrenme vardı. Ne gibi? Mesela bir dönem başka bazı projeler de yaptık. Aslında basın odası sürecinde ilk kuruluşta hedefimiz farklı konularda veri tabanı üzerine çözümler geliştirmekti. Hizmet odaklı çözümler geliştirmekti. Bu süreçte mesela bir danışmanların, özellikle danışmanlık sektörüne, halkla ilişkiler danışmanlığı sektörüne hizmet verdiğimiz için müşterilerine verdikleri hizmetin kaydını tutabilecekleri bir timesheet uygulaması geliştirdik. Ama konsantrasyonumuzu bozduğu için odak dağılmış, aynen, kaynaklar dağılıyor. Aynen öyle sınırlı oluyor. Her şey. Sınırlı her şey. Girişimcilerde evet, her şey sınırlı ve çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Bitmiş projeyi çöpe attık. Çünkü bizim için artık yurt dışına odaklanmak gerekiyordu.